İshakoğlu Konya'nın eski ailelerinden, bir yanı baba tarafı Sakaveliler, bir yanı anne tarafı Nalbantlar tarafından dünyaya gelen torunlardan biriyim. Doğum tarihim nüfus kaydımda 20 Mart 1939 olarak görülse de benimle doğan bir kardeşimizin, bir arkadaşımızın tespitine göre doğum tarihim 28 Şubat 1939'dur. Yani kayıtta bir 28 günlük gecikme vardır. Annem Nalbantlardan Hacı Salih'in kızı Zeliha Köseoğlu, iki büyük abisi, bir de küçük kardeşi var. Babam Sakalvelilerden Hafız Mehmet Sakoğlu, o da ailenin dört çocuğundan ikincisidir. Bir ablası, bir erkek, bir de kız olmak üzere iki kardeşi vardır. Ben ailenin hayatta olan, uzun yıllar yaşayan üç çocuğundan biriyim. Pek çok ailede o yıllarda olduğu gibi ilk çocuklar maalesef uzun ömürlü olmuyor. Ağabeyim Hasan Sakoğlu 1923 doğumlu. Bu yıl 13 Mayıs 2019 tarihinde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ablam 1927 doğumlu Hayriye Karpuzoğlu, eşinden dolayı. Onu da 32 yaşında 1959 yılında kaybettik. Abimin üç kızı bir oğlu, ablamın genç yaşta kaybettiğimizin bir tek oğlu vardı. Ben Konya'nın güneyinde Ulumak Caddesi diye bilinen ana yolun sağ tarafında kalan büyük bir mahallede Fahri Hüseyin Mahallesi'nde doğmuşum. Bu mahallenin dört ana caddesinden biri de Çaybaşı Caddesi'dir. Evimiz Çaybaşı Caddesi'nin üzerindeydi. 10 yıl kadar önce başlayan, kentsel dönüşüme uğrayan ilk mahalle, ilk bölge bizimkiler olmuştur. 10 kadar büyük blok halinde bütün evler istimlak edildi. Üzüm bağları, evler, bahçeler, avarlar hepsi ortadan kaldırıldı. 10-12 katlı binalara güya kavuştuk ama kavuşma aşamasında benim bütün hayallerim ve hatıralarım toprağa gömüldü. Bunun acısını yaşadığım için birkaç yıl önce bir kitap yayımladım. Fahri Hüseyin Mahallesi Çaybaşı Caddesi diye. Orada mahallenin ve bizim evlerimizin yapılmasının hikayesi, hani çocuğun ana rahminden ölümüne kadar derler ya, evet, evet. Evlerin yıkılmasından anahtarların teslimine kadar olan bölümü hafta hafta, ay ay fotoğraflarla belirlenmiştir. Çocukluğunuz nasıl geçti o mahallede? İnanır mısınız? Doğduğumda, ilkokula başladığımda bizim evimizde elektrik yoktu. Mahalle çeşmesi vardı, içme suyunu oradan temin ederdik. Öbür sularımız ise kuyumuz vardı. Kuyumuzdan tulumba ile çekerdik. Bu şartlarda çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Çok mutlu. Çünkü bütün mahallenin çocukları arkadaşımdı. Bütün komşuları amca derdik, teyze derdik, abla derdik. Birlik beraberlik vardı. Birlik beraberlik içindeydik. Şimdiki gibi bir apartman hayatı olmadığından bütün mahalleli teyzeleri tanırdım. Onlar da beni tanırlardı. Böyle bir çocukluk dönemimiz geçti. Ne kadar güzel. Annelerimizin, ablalarımızın yırtıklardan, kumaş artıklarından diktikleri toplarla top oynardık. Yani oyuncak bizim elimizdeydi. Yani biz oyuncağı kendimiz icat ederdik. Evimizin bahçesinde bakkalcılık oynardık. Evimizin bahçesinde elektrikler geldikten sonra çöplerden direkler yapar, lambalar yapar, yakardık oraları. Yani kısacası bugünkü çocukların medeniyetin sözde eseri olan teknolojik gelişmeleri esir olmasını karşılığında biz tabiatla, bahçeyle, ağaçlarla baş başaydık. Şimdilerde çocukların ağaçtan düştüğüne dair bir haber bulamazsınız. Bizim en büyük vukuatımız ağaçlardan düşmekti.
veya bizden en çok istenilen şey ağaçlara çıkıp dut toplamak, kayısı toplamaktı. Bugünkü çocuklar bu mutluluğu yaşayamıyorlar. Biz tabiatla baş başaydık. Derken yaşımız büyüdü. 1946 yılında ilkokula gitmeye karar verdik. 47'ye de gelebilirdi. O yıllarda böyle şimdiki gibi anaokulundan başlayan bir eğitim düzeni yoktu. Mahallemizde ne yazık ki ilkokul yoktu. Ama üç tarafımızda üç okul vardı. Şehir tarafında Hakimiyeti Milliye İlkokulu, Ulurmak yolu üzerinde Ulurmak İlkokulu, batı tarafında da Necati Bey İlkokulu vardı. Bizim yan yana karşı karşı olan evlerimizden çocuklar sabahleyin aynı saatlerde çıkarlar, bu üç okula giderlerdi. Mesela karşımızdaki Ali Bey Ulurmak'a giderdi, halamın oğulları Necati Bey'e giderdi, ben ve yanımdaki Hakkı Hakimiyet'e giderdik. Böylece biz okulu olmamakla beraber üç okula gitme şansını yakalayan bir semtin çocuklarıydık. Yıllar sonra bizim mahallemize de şimdi adı Yunus Emre olan bir ilkokul yapıldı. Artık çocuklarımız o okula gitmeye başladılar. İlkokulda 5 yıl okuduk. Hep tekli eğitim vardı. Saat 8.30'dan 12'ye kadar, 13.30'dan 15.10'a kadar günde 5 saat ders yapardık. Teneffüslerimiz 20 dakikaydı. Biz erkek çocuklar için bu 20 dakika, yani iki öğle öncesi teneffüs, iki devreli bir maç yapma zamanıydı. Bu kadar keyifli bir çocukluğumuz olurdu. Ama herkes aynı çevrenin çocuklarıydı. Herkes birbirinin derdini anlayan ailelerin çocuklarıydı. Kardeş gibi. Kardeş gibiydik. Ne güzel. Karşı tarafta Süleyman Şakalak vardı. Büyük bir iş adamı oldu. Birkaç yıl önce vefat etti. Yolumun üzerinde Mehmet Bildirici vardı. İnşaat yüksek mühendisi olarak İstanbul'da çalışıyorum. Yine aynı sınıfta okuduğumuz bizim mahallemizin devamından Ömer Alptekin vardı. İstanbul Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olarak. Hocam süpersiniz. Hepsini hatırlıyorsunuz maşallah. Maşallah, ne güzel. Ama hep böyle şeyler söyleyince ben de nazar değmesin diye şunu söylüyorum. Ben bunları hatırlamasam Sahim Sakoğlu olamazdım diyorum. Doğru söylüyorsunuz ama tabii ki. Mesela Mehmet'in numarası 50 idi. Benimki 50 idi, Mehmet'inki 25'ti. Sınıfımızın kız arkadaşları, erkek arkadaşları dağıldık gittik. Konya'da 3-5 kişiyiz. Bunlardan bir tanesi de Recai Bey, Recai Gıcık oğlu idi, Gıcık oğlu oldu. Şimdi gözlükçülük yapıyorum. Aynı zamanda dağcılık ajanıdır Konya'da. Bunlar 80'li dayak zaman olarak ayak basmış insanlar. Evet. Recai de, maşallah. Ömer de, Mehmet de, ben de, daha başkalar da var. Kadir Acar var mesela, Mehmet Kaymaz var vesaire. Kızlarımızdan Nur Top var İstanbul'da, Süheyla var Konya'da. Yani belki yüz yüze görüşmüyoruz ama bu arkadaşlarımızı hatırlıyoruz. Evet, ne kadar güzel. İşte benim ilkokula gidinceye, bitirinceye kadarki hayatım evimizle okul arasında geçti. Bir mahallemizde geçti. Ama bir özelliğim daha vardı. Annemin büyüğü olan Murat dayımın küçük bağ adını verdiğimiz. Annemin bir büyüğü olan Hacı dayımın da Büyük Kumköprü'de Büyük Bağ dediğimiz iki bağları vardı. Bunlara biz sık sık giderdik. Özellikle Murat dayımın bağına gitmemin sebebi benden bir yaş büyük olan bir oğlu vardı, Aydın Kösoğlu. O bağlar bizim için yani dünyanın en büyük oyun parkından daha önemliydi. Değil mi? Evet. Ağaçlara tırmanırdık, üzüm koparırdık. Tuhaf tuhaf meyveler vardı o zamanlar. Kızılcık vardı mesela. Evet. Kızılcık ya ufacık şeyleri, alıç vardı. Evet. Bunları yemek, toplamak inanın. Şimdi lüks fiyatlarla satılan Amerika'dan ithal meyveleri yemekten daha keyifliydi. Aynen öyle. Çünkü onları biz dalından koparıyorduk. Evet. Vişnelerin kuruduktan sonra yere düşenlerini toplayıp yıkayıp yemek inanınız o gofret cinsi şeylerin en lüksünden daha tatlıydı. Çünkü tabiiydi. Böyle yeni tabirle doğal, eski tabirle tabii bir ortamda büyüdüm ben. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla baki, öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla baki.
Konya'da o yıllarda iki tane ortaokul vardı. Biri şimdiki karma ortaokul, öbürü de lisenin orta kısmı. Ben lisenin orta kısmına kaydoldum. Liseyi ve ortaokulu ve liseyi orada okudum. Üniversite 1959 yılının Haziran ayında bitiren 16 kişiden biri de bendim. Bizim 6 edebiyat şubesine. Bir tek şube vardı, 6 edebiyat, 83 kişi. Koskocaman biz. Ama iki tane fen bölümü vardı, 40'ar kişi. Evet. Yani fencilere eğitim o zamandan torpil geçmeye başlamıştı. mezun olduktan sonra Ankara'yı hiç düşünmedim, samimi olarak söyleyeyim. Çünkü gençliğimde Ankara'ya birkaç defa gidip gelmiştim. İzmir'i denedim, oradan İstanbul'a geçtim. İstanbul'da bazı fakültelere o yıllarda imtihansız bir öğrenci alıyorlardı hanımefendi. İmtihansız. Böyle değer kursa falan gitmek. Hukuk fakültesine kaydolduk biz. 30'a yakın kişi. İmtihansız. Ne güzel. Ne yaptık? Çoğu avukat oldu, hakim oldum. Ben ilk yılın ortalarında hukukun bana göre olmadığını anlayınca okulu bıraktım. Ertesi yıl yine imtihansız olan edebiyat fakültesine girdim. Yani ben iki defa üniversiteye girdim. İkisinde de imtihansız. Evet. Edebiyatı zaten çok seviyordum da o onlarca kişi yani 20-30 kişi birden hukuka hem de imtihansız girince biz de onlara ayak uyduralım dedik. Evet, evet. İyi ki de uydurmuşuz. Belki o yıl edebiyat fakültesine girseydim bu kadar başarılı olmayabilirdim. Tabii her şeyde bir hayır var. Hocamın vefatı dolayısıyla mezuniyetim 3 ay gecikti. Aynı zamanda İstanbul'da devlet adına Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda okudum. Orası bizim her şeyimizi karşılıyordu. Evet. Otobüs paramızı veriyordu, yatakhanemizi veriyordu, yemeğimizi veriyordu. Yani çamaşırlarımızı bile yıkıyorlardı. Ayrıca yılda 500 liralık alışveriş kontenjanı tanınıyordu. Ne kadar çok büyük bir para. Tabii bu şu anlama geliyordu. Siz okulu bitirdikten sonra bizim kura ile göndereceğimiz lisede 8 yıl edebiyat öğretmeni yapacaksınız. Mecbur hizmet dedikleri şey. Evet. Can kurban. Hele hele Çapa gibi bir okulda okuduktan sonra mecbur hizmete gitmek can kurban. Tabii. Seve seve. Ama hemen bizi Ankara'ya gönderdiler. Bir sağlık raporu aldıktan sonra dosyamızla Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik. Ben 4 yıl yatılı okulda okuduğum için illaki yatılı öğretmen okulunda öğretmenlik yapmak istiyorum. Evet. Ailemin yanında okudum Konya'da. İstanbul'da aile ortamında okudum. Hı-hı. Dediler ki edebiyat öğretmenlerine, öğretmen okullarına vermiyoruz dediler. Bunu da söyleyen benim Konya Lisesi'nden öğretmenim olan Selman Erdem'in ilk öğretmen okulları genel müdürlüğü olduğu birim söyledi bana. Evet. Özellikle gittik hocamıza. Dediler ki o zaman seni biz yatılı bir liseye verelim. Yatılı liselerin bağlandığı kurum da Orta Öğretim Genel Müdürü, o da bir önceki Konya Lisesi'nin müdürü İbrahim Cengiz. Evet. Benim kuram Tokat'a çıktı. Tam 2,5 yıl Tokat Lisesi'nde edebiyat öğretmeni yaptım. Tokat'ta. Evet. Güzel. Ama üniversiteden arkadaşım, Konya'dan tanımıyorduk onu. Harun Tolasa diye bir arkadaşımız vardı. Onunla biz kafa kafaya vermiştik vaktiyle. Biz öğretmenlik yapmayacağız, biz üniversitede hoca olacağız dedik. Harun zamanında bitirdi ve benden bir süre önce Atatürk Üniversitesi'nde edebiyat asistanı oldu. O yıl Türkiye'de bir İstanbul'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var. Bir de Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde var. Atatürk Üniversitesi'nde de 59-60 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açılmış. Harun oraya 65 yılında asistan girdi. Beni de teşvik etti, imtihanı haber verdi. Ben de kazandım. 67 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandım. Peki bu arada evlilik yaptınız mı? Hala bekar mısınız? Tam oraya gelmiştim. Evet. Şimdi geçenlerde benim için yapılan bir toplantıda da bu gündeme geldi. Millet beni orada evlendirmeye kalktı. Başta müdür olmak üzere. Doğru, taşrada kalmak kolay değil ama ben bir yerden sonra yine şansımı sürdürüyordum. Okul yatılıydı. Yatılı okulun yatılı kısmının yöneticiliği bana verdiler. Evet.
Yine yemek bedava, çamaşır bedava, her şey bedava. Evet. Üstelik para da alıyorsunuz. Oh. Kısmetmiş, benim öğretmenliğini yapmadığım, ben orada öğretmenken mezun olan bir hanımla tanıştık. Birkaç ay sonra topluca bir şey almıştık. Ek ders ücreti almıştık. Götüreyim şunu bankaya yatırayım dedim. Bizim hanım meğer orada gişe memuruymuş. Nasibe bakın ya. Efendim. Ama o beni öğrenciliğinden tanıyor. Evet. Okulda yeni bir genç hoca gelince herkesin dikkatini çekmişiz. Tanıyor. Tabii. Ve okul müdürümü ve o hanımefendiyi çok yakından tanıyan başka bir öğretmenimizi devreye sokarak biz 66 yılında evlendik. Tokatlı bir eş aldınız. Evet, yani. Tokatlı bir eş aldık. ama artık hayaller hala yükseklerdi. Hanım da bana diyor ki, ben seninle beni okutacaksın diye aldım. O üniversite imtihanlarında istediği fakülteye kazanamadığı için okumamış. Onun için çalışıyordu. Bankada çalışıyormuş. Anladım. Atatürk Üniversitesi'nde ben göreve başladıktan sonra ertesi yıl o da genel sınavlara girdi. O da benim bölümümü kazandı. Ne güzel. Lisede okutmadığım hanımı üniversitede okuttum. Süper, çok güzel. Böylece oradaki hayatımız başladı. İşte lojmanlarda kalmaya başlıyoruz. İlk çocuğumuz 6-8 ay sonra vefat etti. Bir oğlumuz vardı. Kalbinde bir delik varmış. 8 ay anca yaşayabildim. Sonra büyük kızımız oldu. Doktor oldum, askere gittim, Amerika'ya gittim, döndüm geldim, küçük kızımız dünyaya geldi. Büyük kızımız tıbbiyede okurken küçük kızımız ortaokula başladı. Ben profesör olmak üzereyim ama başka bir üniversiteye gitmek zorundayım. Evet. Yani Atatürk Üniversitesi'nde. Daha doğrusu herkes kendi üniversitesinde profesör olamıyor. Ha. İlla bir üniversiteye gideceksiniz. Evet. Bir arkadaş Trabzon'dan bana teklif getirdi. Bir arkadaş İzmir'den bana teklif getirdi. Kalbim de Konya'dan bir teklif getirdi. Oo, ne güzel. Evet, ben Konya'ya geldim. Dönemin rektörü, Allah sağlık afiyet versin, Halil Cim Bey bir kadro tahsis etti. Kadroyu tahsis ettikten sonra durumu YÖK'e bildiriyor. İlanımız YÖK veriyordu o zamanlar. Evet. 6 Haziran 1988 Cuma günü sabahleyin YÖK'e gidip evrakımı teslim ettim. Daha önce yapılan ilana uyarak evrakı teslim ettim ve rektörün belirlediği 3 profesör meslektaşımız bana olumlu rapor verdiler ve ben de 1988 yılının Eylül ayının sonlarında, tahminen bundan 2 ay kadar önceki bir dönemde göreve başladım. 10 gün sonra dekanlığı vekaleten yürütülen eğitim fakültesine dekan vekili, ondan bir 10 gün sonra da asil dekan olarak atandım. 88'in sonundan 94'ün sonuna kadar 6 yıl, yani 2 dönem, şimdi Erbakan Üniversitesi'ne bağlı olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin o günkü şekliyle 2 yıl, 2 dönem dekanlığını yaptım. Sokalım. O liseyi bitirdikten, üniversiteyi bitirdikten sonra kısa bir süre rektör beyin özel kaleminde çalıştım. Ve oradan da ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na geçti. Erzurum Lisesi'nde Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nde hocalık yapmaya başladı. Konya'ya geldiğimiz zaman o da orada öğretim görevlisiydi. Ben göreve başladıktan sonra Sayın Rektörümüz onu da Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi olarak aldı ve çok biz karı koca burada edebiyat öğretmenliği olarak çalışmaya başladık. Ben genellikle eğitim fakültesinde göreve devam ediyorum. Haftada bir gün derse gidiyorum. Eşim de dersi olduğu günler gidiyordu. Böylece
yıllar geldi geçti. Biz bir de baktık ki çocuklar da büyümüş. Ya. Biz de yaşlanmışız. Ünvanlar, makamlar, kitaplar, yazılar falan. Hayat belki büyük ölçüde istediğimiz gibi geçti. Ben kaderime hiç küsmedim. Hiç kızmadım. Kaderi biraz da yönlendirmek bizim elimizdeydi. Eğer biz iyi şeyler yaparsak kader bizi oyun oynamaz. Biz yanlış şeyler yaparsak, kötü şeyler yaparsak kader bizi oyun oynar. Onun için ben her şeyi kitabına uygun, dört dörtlük, aslından vazgeçmeyecek şekilde yürütmeye çalıştım. 6 yıldan sonra tekrar fakülteme döndüm. Bu arada eşim epey hizmet ettikten sıkıntılı bir ameliyat geçirmişti. Süresini de doldurduğu için emekli oldu, evine çekildi. Sonra 2006 yılında ben de devletin bizi kapı önüne koyma yaşına kadar geldim. Hiç unutmuyorum. Şimdi Teknik Üniversite Rektörlüğü olan bir bina var burada. Eski rektörlük, Selçuk Rektörlüğü. Oraya tabii 6 yıl dekanlık yaptık. Herkes tanıyor. Gittim arkadaşlara. Ben dedim bir ay sonra emekli olacağım. Evrakımı hazırlamaya başlayın dedim. Hocam dedi siz gelin. Evrakınız hazır. Biz her şeyi daha önce hazırlarız. Evet. Hakikaten 21 Mart günü, 20 Mart pazara rastlıyordu. Bana evrakımı verdiler. Dediler ki eğer biz gönderirsek bir haftada her şey geri gelir. Siz giderseniz yine bir haftada gelir dedi. Evet. Yok dedim siz bana verin. Ben bu vesileyle bir Ankara'ya gideyim geleyim. Emekliliğin ilk yolculuğu olsun filan dedim. Evet. Ankara'ya bindim. Ankara otobüsüne bindim. Önümde İki kişi oturuyor. Hem seslerinden hem enselerinden tanıdım. Biri o günkü dekanımız Ahmet Tırpan Bey, biri de onun asistanı. Ankara üzerinden uçakla Kıbrıs'a gideceklermiş. Şöyle sırtına dokundum. Oo hocam hayrola. Dekan Bey kusura bakmayın. İl dışına çıkıyorum ama sizden izin almadan çıkıyorum dedim. Çünkü artık ben emekliyim. Çünkü kesinlikle bir günlük bile olsa bir yere giderken mutlaka izin alırdım. Bu resmi izin olabilirdi, özel izin olabilirdi. Böylece emekli olduktan sonra daha önce ihsanede aldığımız evde oturuyorduk. Burayı da gözümüze kestirmiştik. Bu eve emeklilikten bir ay sonra falan gelip oturduk. Çok güzel. Bu bize emeklilik hatırasıdır. Allah bile o ev benim üzerime kayıtlıydı. Bu ev de eşimin üzerine kayıtlı. Şimdi bu ev 4 oda. Bakın burada hiç kitap yok. Bunları sizin için getirdim, çıkardım. Evet. Bir çalışma odam var, 4 tarafı kitap. Yanında bir oda var, 2 tarafı kitap. Süper. Bir tek kişilik yatak odası var, tek tarafı kitap. Kaç tane kitap yazdınız hocam şimdi? 66 tane. Bayağı yazmışsınız maşallah. Peki bunların içerikleri nedir? Yani kaç yılında başladınız kitap yazmaya? Kitaptan önce yazmaya ne zaman başladığımdan başlayalım mı? Yazmaya ne zaman başladım? İlk yazım 18 yaşındayken İzmir'deki bir dergide çıkan bir hikayedir. Çok güzel. 18 yaşında. Ama ondan bir yıl öncesinden başlayarak benim günlük tuttuğum var. Günlüklerim hala duruyor. Evet. Saklıyorsunuz. Tabii. Süpersiniz. Hatta zaman zaman bazı yerlerde kullanıyorum onları. Mesela Ankara'dan bir bilgi istediler. Hocam bir Ankara kitabı çıkarıyoruz. Siz 57 yılında Ankara'ya gelmişsiniz. Hatırlarınızı yazar mısınız dediler. Yazarım dedim. Günlüklerimden de yardım alarak yazdım. Hatta bu makale isteyen bir kızımız var. Çok sevdiğim bir kızımız. Öğrencim olmadı ama manevi kızım Gonca Hanım. Hocam dedi siz benim mahallemi anlatıyorsunuz dedi. Ne olur bunu uzatınız. Size sayfa sınırlaması yok dedi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 57 yılında gittiğim Ankara'daki edindiğim intibaları hem not etmişim hem hala pırıl pırıl hafızamda onlar duruyor. Gönderdim yakında Ankara kitabında. Bugün Ankara'da yaşayan 5 milyon insanın belki ancak 100 bininin bilebildiği gerçekleri benim kalemimden okuyacaklar. Yani yazarlık hayatım böyle başladı. Lisede öğrenci arkadaşlarımla dergi çıkardık Özlem adında. Lise yıllarında Konya gazetelerinde köşe
yazılarım yayınlanırdı. Derken asistan olduktan sonra bir doktora tezi hazırlamamız lazımdı. Şu kitap benim doktora çalışmamdır. Gümüşhane Masalları. İlk kitabım. Niye Gümüşhane Masalları? Efendim, benim doktora hocam İstanbul'dan öğretmenim olan Mehmet Kaplan Bey'di. Konya masallarında anlaştık. Ama dekanımız Sahin Bey, biz Doğu bölgesinin üniversitesiyiz. Bir üniversite olarak oradan bir şehir alın deyince ben de Gümüşhane'yi seçtim. Çünkü bazı iller seçilmişti, Elazığ, Erzurum falan. Yıllar sonra Bayburt Belediye Başkanlığı başka kitaplarımdan da dolayı bana bir Fahri Hemşerilik verdi. Ben Bayburt'un aynı zamanda Fahri Hemşerisiyim. Çok güzel. Mesela bu hafta içinde falan çıkabilir bir kitabım var. 66. kitabım o. Ben de çocuktum. Çocukluk hatıralarımı anlatıyorum. Süper. Mahalleyi, ilkokulu, kavgalarımızı, yaramazlıklarımızı, Konya tabiriyle huşumluklarımızı. Yani evet. O da bir nevi yaramazlık ama farklı bir anlamı var. Onları anlatıyorum. Fotoğrafları koyuyorum, belgeleri koyuyorum. Şimdi Cahit Sıtkı bir şiirinde ben ölürüm giderim ama diyor. Bu şapkayı herkes benim gibi giyemez. Bu kravatı herkes benim gibi güzel bağlayamaz diyordu. Herkes bunları benim gibi hatırlayamaz. Tabii ki. Tabii ki hayran kaldım ben gerçekten. Yani ben neredeyse sizin evladınız yaşındayım. Fakat ben sizin hatırladığınız şeylerin hiçbirini ben hatırlamıyorum. Çoğunu yani daha doğrusu. Yani maşallahınız var. Allah nazardan saklasın. Amin. Hepimizinkini nazardan saklasın. Şunu söylemek istiyorum. Yalnız bir de yaşanmışlıkları yerinde bırakmayacaksınız. Ben zaman zaman o mahalleye giderim. Hem giderim hem hafızamda giderim. Evet. O ambarlarla bizim bahçenin arasındaki duvarın dibine otururum. Dergileri alırım okurum. 56'nın 57'nin yıllarına dönerim. 2018'de 2019'da. Eğer bu dönüşleri yapamazsam ben onlar yerinde kalır. Doğru. Unutulur gider. Şimdi Avgaz, Meris, Avar, Havruz. Bu kelimeleri bilen kaç kişi var? Var da kaç kişi kaldık? Eskiler biliyor. Eskiler biliyor. Geçenlerde bir yere ufak bir yazı kalemi almıştım. Bu kelimeleri de yatık işaret etmiştim. Bunların yanına bir de anlamları yazıverin dediler. Benim için gayet basit. Bilinen bir kelime ama evet, onlara göre yabancı kelimeler. Doğru. Hakikaten Konya ağzı çok zengin bir ağızdır. Ben de bundan elimden geldiği kadar yararlanarak makaleler ve bildiriler yazdım ve kitaplaştırdım. Çok güzel. Ama hala da yazmayı çok seviyorum. Hele hele konuşmayı. Rabbim sağlık versin. İnşallah hocam daha çok uzun yıllar yazın, konuşun. Siz daha çok lazımsınız bu halka, bu millete. Vallahi işte elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Yurt dışına gittik. Değişik maksatlarda. Gençliğimizde Amerika'ya gittik. Ne için? Bilim orada nasıl yapılıyor? Bir görelim bakalım. Bize göre ne farklılık varmış. Geldik, dış dünyanın başka ülkelerine gittik. Moskova üzerinden Bakü'ye, yine Moskova üzerinden Almata'ya, Norveç'e, Almanya'ya, Makedonya'ya vesaire falan gittik. Bilimsel toplantılara gidiyoruz. Orada görüş alışverişinde bulunuyorsunuz. Giderken kitap götürüyorum. Onlara kitap hediye ediyorum. Onlar da bana kitap hediye ediyorlar. Yani bu İlkel çağdaki alışverişin adına takas diyorlardı ya. Hı hı. Bizimki de takas değilse bile bilgi alışveriş şeklinde oluyor. Çok güzel. Biz sizin şu makalenizi yayınladık diyorlar mesela. Aa ne güzel. Romanya'da bir makalemiz yayınlanmış. Hı. Haberimiz yok. Evet. Bunlar güzel şeyler. Siz gece gündüz eminim bu kitapları yazmak için hep zaman harcadınız, emek harcadınız. Peki çocuklarınız, eşiniz hiç bundan şikayetçi oldu mu? Bize hiç zaman ayırmıyorsun diye. Zaman zaman oluyorlar ama küçük kızım bu yakında Konya'da yapılan
bir toplantıda daha önce kaydedilen bir Ankara'daki kaseti anlattı. Babam çok çalışır ama biz ne zaman sıkışsak hemen her işini bırakır bize koşar dedi. Oo, güzel. Yani babasının hakkını teslim etti, ben de kızımın hakkını teslim ettim. Doğru. Şöyle söyleyelim. Eğer aile hayatınızda bir saadet, bir mutluluk yoksa bilim hayatınız o kadar etkiler ki başarınız biraz olamaz. Zayıflar. Doğru. Çünkü o satırlara ailenin huzuru da yansıyacak ki yazdıklarınız bir yerlere kadar ulaşabilsin. Tabii. Ama haklılar, yani bilim adamlarının hayatı budur. Bilim adamı kendisi için hiçbir şey yapmaz mı? Hep başkaları için yapıyor çünkü. Hep insanlar için yapıyor, hep insanlığa hizmet ediyor. Vallahi yaptıklarımın büyük bir bölümü gençler tarafından okunuyor. Meraklılara tarafından okunuyor. Ve İstanbul'daki kitap tüccarları tarafından dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. İstanbul'da öyle kitapçılar var ki dünyanın önemli kütüphaneleri onlara diyor ki bizim hangi alandaki kitaplarımı alacağımızı biliyorsunuz. Hiç bize sormayın. 3 ayda bir o kitapları bize gönderin. Hemen parasını göndeririz diyorlar. Birkaç yıl önce bir arkadaşım şöyle söylemişti. Yahu dedi, New York'a gittik. Orada Amerika'nın çok büyük bir kütüphanesi var, Kongre Kütüphanesi. Bir bakalım dedik, Türklerden kim var? Sayımsak oğlu. Tabii İstanbul'daki kitapçılar benim kitaplarımı oraya gönderince ister istemez kataloğa giriyor, internetten görüyorsunuz. Evet. İşte biz bir yandan sonra yurt içi ve yurt dışındaki araştırıcılara bu hizmeti verirken bir yandan da mutluluğu paylaşıyoruz. Yani evet. Onun mutluluğu bize yetiyor. Bir arkadaşım Texas'a gitmişti. Ziraatçı bir arkadaşımız. Orada benim Türkiye'den geldiğimi duyan birisi Sayın Bey'i tanıyor musunuz? O da Konya'dan deyince ya hocam nereden tanıyorlar bunlar sizi dedi. Bunlar mevzii, yerel şeyler bile olsa ister istemez bir yerde de sizi tanıyanlar çıkıyorlar. Muhakkak. Biz de mesela bir Slovakya'dan, Üsküp'ten, Norveç'ten gelene Brent Bey, Ayşe Hanım'ı tanıyor musun dediğin zaman elbette tanıyacaklar. Çünkü orada çalışan insanlardır. Kısacası yorgunluğumu bu çalışmaların bana yüklediği keyifle atıyorum ben. O keyif o yorgunluğu nötrleştiriyor, sıfırlıyor. O benim için büyük bir keyif oluyor. Bizi izleyen izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Gençler nasıl kendilerine yön versinler? Nasıl keşfetsinler neye yatkın olduklarını? Mutlu olabilmek için ve başarılı olabilmek için neler yapmak gerekir? Kısaca şöyle anlatayım. Küçük bir örnekle başlayayım. 14 yaşında olan bir torunum var. Güven. Maşallah. Yani o evi oyuncaktan geçirmiyor. Bir gün ona Güven biliyor musun dedim. Benim hayatta bir tek oyuncağım olmuştu. Bir tüfek almışlardı bana sünnet hediyesi olarak. Dedeciğim dedi, o tüfek nerede şimdi? 1945-46 yılının tüfeğini benden soruyor. Evet. Evde o kadar oyuncak varken. Biz oyuncaksız büyüyen değil, oyuncağını bir nesliz. Evet. Kendi imkanlarımızla bunu yaptık. Ben belki çevrem tarafından başarılı olarak algılanıyorsam, disiplini çalışmama, çok çalışmama, her şeye vakit ayırmama borçluyum. Bilir misiniz? Benim özel tembellik saatlerim vardır. Ne güzel. Hiç çalışmadığım, sanki bulutların üzerinde dünyadan uzaklaşmışım gibi. Niye? O benim en iyi dinlenme anlarımdır. Evet, ama güzel. Bilgisayarımda bir problem vardır. Teknik problem değil. Yazılması yarım kalan, düzeltilmesi gereken bir şey var. O bile beni artık argo tabirle söyleyeceğim, ırgalamıyor. Çünkü ben o anda tembellik modundayım, tembelliğim yaşayacağım. Dinleniyorsunuz. Belki bir yarım saatte, belki bir 20 dakikadır. Bazı diziler var. Hiçbir zaman sürekli izlemem. Mesela adını vermeyelim ama kelime oyunları, bilgi soruları falan var. Kızımla otururuz, yeter bana bu kadar der, kalkarım. Niye? Onun tamamını izlemeye benim vaktim yok. O işte benim tembellik değilse bile dinlenme zamanlarımdandır. Gençlerimiz
Yani inanır mısın, ben bazen şunu söylerim. İnsan hayatta iki defa gelmeli. Eğer insan hayata bir defa daha gelse, inanın dünya bu kadar kötü olmazdı. Bu kadar savaş çıkmazdı. Cinayet işlenmezdi. Çünkü bazı şeyleri öğrendikten sonra onun güzelliklerini yaşamaya, uygulamaya vaktimiz kalmıyor artık. Ben onun için böyle bir pişmanlığı, böyle bir yanılsamayı yaşamamaları için iki düşünüp bir hareket etmeleri lazım. Atalar iki dinle bir söyle diyorlardı ya, her şeyi bir adım ilerisini düşünmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bir takım zaman kayıplarına, yanılmalara ve hatta kazalara yol açabiliriz. Bir de şunu söyleyelim, okumak. Okumak, okumak. Yani biraz Napolyon'un para der gibi oldu gibi. Ama. Yani ben bugünlere gelmemde inanır mısınız evimize 3 gazetenin gelmesine çok şeyler borçluyum. Bir Konya gazetesi sabah erkenden gelir dükkanlara. Bir Ankara gazetesi kuşluk ve öğle arasında gelir mevsimine göre. Bir İstanbul gazetesi ertesi gün gelir. İstanbul gazeteleri mesela bugün ayın kaçı? 22'si mi? 22'sinde İstanbul'dan okuduğu gazete Konya'ya ertesi gün kuşluk vakti gelirdi, biliyor musunuz? Ama şimdi sabahleyin 6.30 7'de gazete evinize gelebiliyor. Ben böyle üçlü bir gazetenin saç ayağından yola çıkarak çok şeyler öğrendim. Okumakla öğrendim. Okumayı hiçbir zaman bırakmasın hiç kimse. Anlayamadığım yerleri sorarak öğrendim. Hiç unutmuyorum, babama sordum. Baba, arbede kelimesi ne demek dedim. Arbede. Gazetede, haberde geçiyor ama bilmiyorum. Veya bir başkası, onu soruyorum. Gazete okumazsam o kelimeleri öğrenmek belki benim için çok geç bir zamana kalacaktı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani okumaktan pişman değilim. Şu anda, şu günlerde, bu dönemimde roman okuyamıyorum. Niye okuyamıyorum? O kadar çok roman var ki. Niye okuyamıyorum? Çok uzun romanlar çok zamanımı alıyor. Evet. Ben eskiden çok roman okudum. Her romanı özetlerdim. Kahramanlarını seçerdim. Güzel cümlelerini seçerdim. Ama şimdi efendim diyorlar ki filanın romanını aldım gece sabaha kadar okuyup bitirdim. Olmaz. Böyle yatakta roman okunmaz. Yatakta roman okumak, al başını bir de sonunu oku yeter. O zaman romanın sonunu okumak için okuyorsunuz. Roman sindire sindire okunur. Bazı yerlere iki defa okunur. O kadar güzel ifadeler var ki bir defa okumakla onun tadını tam alamıyorsunuz. Bir daha okuyayım diyorsunuz. Ama yine de hikaye vesaire filan okumayı ihmal etmiyorum. Makaleler. O kadar çok makale okurum ki dergiler makaleden geçilmiyor. Ha tabii biz de yazıyoruz. Bizimkini de okuyorlar herhalde. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yaşadıklarınızı bizimle paylaştığınız için. Size sağlıklı, hayırlı, mutlu daha nice yıllar, nice yaşlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Televizyon kanalımız benim gibi başka insanları da toplumumuza kazandırsın. Onların görgülerinden, bilgilerinden, deneyimlerinden de yararlansınlar. Sevgili gençlere şunu söyleyelim. Biliyorum bizim zamanımızın gençliği değilsiniz siz. Biz zaten bu yaşımızı bırakıp da sizin yaşınıza gelsek ayak uyduramayız. Yetişme tarzımız itibariyle. Ama unutmayınız, bir dedeniz vardı, bir babanız vardı. Onların gençliğinden aşama yaparak buraya geldiniz. Onların size getirdiği yerleri unutmayınız. Dününüzü asla unutmayınız. Klasik bir laftır ama dünü, doğru bir laf. Dünü olmayanın yarını da pek parlak olmaz. Okusunlar. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdik size.